Herkese hoş geldin Mehmet. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ama seni çok özledim. Biliyorsun yani özellikle çünkü birlikte uzun zamandır yani hiç video yapmadık. Ama Evet. sanırım bugün bir ders olmayacak. Bugün hakkında ne konuşacağız? Bugün geçen konuştuğumuz gibi Türkiye'deki ve dünyadaki aktörlerle ilgili bir mini konuşma yapacağız diye biliyorum. Evet, aynen öyle. Özellikle çünkü herkes hem Netflix bakıyor, hem ne bileyim, hem HBO'da filmleri arıyorlar. Yani o yüzden sanırım bugün çok ilginç olacak yani aktörler hakkında. Evet, Peki. bence de. Peki sen hiç Amerikan ve aktör biliyor musun? Hiç Amerikan ve filmleri izledin mi? Elbette ki birçok Amerikalı filmi seyrettim. Yani isim olarak şu anda çok aklıma gelmiyor ama bir an için böyle o zaman ben sana sorayım. Sen genelde Amerikan filmlerini mi seyrediyorsun yoksa Türk filmlerini mi seyrediyorsun? Okey, şöyle diyeyim. Ben Amerikan ve filmleri seviyorum. Hem de çok. Çünkü Amerikanlar yani gayet iyi her şey yapıyor ve hiçbir şey yani bu kadar çabuk yani tahmin etmek mümkün değil yani çünkü her şeyi onlar yani değişiyorlar yani hiçbir şey yani sonsuza kadar bilmiyorsun yani o yüzden Amerikan filmleri çok iyidir yani ancak ben Türk dizileri evet Türk dizisi çok seviyorum özellikle yani tarihi hakkında mesela Alparslan Uyan Büyük Selçuklu veya Kurtuluş Osman. Destan pek sevmedim. Yani fena Büyük değildi. Selçuklu. Evet, Büyük Selçuklu yani. O da iyiydi. Ondan sonra ne bileyim... Daha önce Ezel'i seyretmiştim bildiğim kadarıyla. Biliyorum ama yani Ezel yani bu tarihi dizisi değil yani. Tamam, anladım. Evet. Ve yani en çok Kurtuluş Osman'ı seviyorum açıkçası. Evet, çok güzel. Gerçekten bizim tarihi dizilerimizden hoşlanman, beğenmen, bunları beğendiğini söylemen ve seyretmen beni çok mutlu etti. Sana onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama sanırım en çok Burak Özcivit için yani çok seviyorum. Tamam mı? Mesela iki tane yani aktörleri karşılaşacağım. Yani mesela Deniz Özcan hem yani en çok dramalarda oyun oynadı. Tamam mı? Ve orası tamam harika yaptı. Evet kıskançtı. Evet bağırıyordu. Her zamanki gibi tam iyi Türk gibi yani her şey bunu yapıyordu. Tamam mı? o yüzden tamam. Fena değil. Ancak yani ben ne oldu tarihi konuda bir zaman var Osmanlılar. İki sezonda yani Deniz Özcan oynadı ve açıkçası çok hayal kırıklığına uğrandım. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bir parçası da yani o savaşma gerekiyordu ama o hatta savaşarken
Ne o ne yaptı? Sadece kadınları böyle yani aşkıyla yani bakıyordu, gülümseyordu ve sadece yani yapıyordu tam kız gibi. Filmin hakkını veremedi yani. Evet, hiç veremedim. Ancak Deniz Özcan'ı tam müzisyen gibi bayılıyorum, onu güveniyorum. Yani tam diğer bir insan gibi davranıyorum. Nasıl böyle oluyor bilmiyorum. Yani aslında o yani film çeviriyor mutlaka da yani onun asıl mesleği şarkıcılık. Yani asıl yaptığı iyi iş o. Onun için onu tam bir aktör olarak nitelendiremeyiz yani. Yani şöyle mesela diyelim ki Ebru Gündeş'te birçok filmde oynamıştır. Ama Ebru Gündeş'in sesi ve müziği tartışmasız en iyi bayan sanatçılarımızdan bir tanesidir. Ama birkaç filmde oynamıştır. Bu konuda çok başarılı olduğunu söylemek çok da doğru değil yani. Aynısı Özcan Deniz için de geçerli. Tamam, çok iyi bir ses sanatçısı. Ama aynı başarıyı filmde yakalaması mümkün değil yani. Türkiye'de insanların son dönemlerdeki yeni yetişen mutlaka kaliteli aktörler var. Ama bir döneme damga basan işte Cüneyt Arkın geçenlerde rahmetli oldu. Ondan önce işte Kemal Sunal. Bunlar Türk sinemasına gerçekten çok emek vermiş. Filmleriyle yaptığı toplumsal davranışlarıyla da bu sanatçılar Türk halkının gönlünde taht kurmuşlardır. Yani bugün Kemal Sunal yanılmıyorsam 10 seneyi geçti vefat edelim. Hala daha filmleri toplumun birçok katmanları tarafından seyrediliyor. Yani çocuklar, gençler, yaşlılar, artı işte kadınlar, erkekler, ayırt etmeksizin herkes daha önce seyretmiş olsalar bile, oldukları bir film olsa bile Kemal Sunal'ın filmlerini aynı ciddiyette seyrediyor veya Cüneyt Arkın'ın filmlerini aynı ciddiyette seyrediyor. Mesela Kenan Mirzalıoğlu, o da kendi çapında çok başarılı olmuştur. Özellikle sinema ve dizilerde iyi bir performans yakalamıştır. Toplumun sevilen bir yüzü olduğu için şu anda da yine televizyonda, ATV'de bildiğim kadarıyla bir büyük bir yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır. Orada da başarılı olmuştur. Çünkü işini çok ciddi bir şekilde yapan bir insan. İşte Burak Özçivit özellikle dünyadaki başka ülkelerde de onun dizileri seyrediliyor. O da yine filmlerdeki, dizilerdeki tavırları, hareketleriyle ne yapmıştır? Onlarda kendini sevdirmiştir. Özellikle çok yakışıklı olması ve filmlerde genelde böyle yüreğiyle, haliyle oynaması, o da Türk sineması için umut vaat eden bir aktör olarak görüyorum. Tabii başka aktörlerimize veya çok ani bir video yaptık. Hani herhangi bir hazırlık yapmadan bu spondele gelişen bir olay oldu.
Şu anda çok aklıma gelmiyor ama yeni özellikle birçok aktörlerimiz var. Birçok dizilerde oynuyorlar. Ve hepsi de bence çok başarılı. İşte yani bir komedyen Cem Yılmaz veya diğer başka komedyenlerde yine komediyle ilgili bir filmlerde oynadığı zaman gerçekten başarılılar yani. Evet. Mesela komedi hakkında ben Güldür Güldür çok seviyorum. Evet, o da güzel gerçekten. Yani orası aslında Güldür Güldür Show'da Yılmaz Erdoğan var. Ve onun yetiştirdiği, onunla birlikte yaptığı, tiyatro yaptığı arkadaşları var. Tabii orası çok iyi bir sanat okulu gibi diyeyim. Orada yetiştirdikleri o sahnenin tozunu almış sanatçıların hepsi birbirinden farklı skeçlerle yine toplumda sevilen ve saygınlığı olan aktörler olarak yer almaktadır. Tamam, çok iyi. Peki ya sen hangi yani komedi programı en çok seviyorsun? Hangi yani komedi programı tavsiye edebilirsin? Yani ben Cem Yılmaz'ın bütün şeylerini seviyorum. Tamam. Mesela ismini söyleyemeyeceğim şu anda ama Ata Demirer mesela. Bunlar da güzel. Bazen tabii ki bunlar ölçüyü kaçırıyorlar yani. Yani toplumun belki de küçük bir kısmına hitap edebiliyorlar ama sanat açısından, komedi açısından bence önemli şeyler yapıyorlar yani. Yani toplumda komedi her zaman yer bulmuş bir olaydır. Yani insan olup da toplumda yaşayan hiçbir insan ya ben komediden hoşlanmıyorum diyemez yani. Çünkü insanların özellikle bu dönemde gülmeye çok ihtiyacı var. Elbette ki zamanki gibi. Yani çünkü bir sürü dünyada sıkıntılar var. Dünyanın her tarafında ekonomik olsun, işte savaşlar var veya işte başka problemler var. Birileri de çıkıp böyle komedi türünde skeçler, filmler yaptığı zaman veya şovlar yaptığı zaman tabii ki çok iyi bir şekilde yer tutuyor toplumda. İnsanların buna olan şeyi artıyor. İlgisi, alakası artıyor yani. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Estağfurullah. Rica ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.